17 Ocak 2024 çok değerli, güzel yürekli insan tesviyeci artık kardeşimin dükkanına geldi. Evet. Bakalım. Oo, şanslı Selam, ne haber? İyi misin? Evet, şanslı bizi karşıladı kapıda. Şöyle kapıyı kapayım. Ne haber oğlum? Gel. Evet, Artvayak Bayramı. Artık atölye demeyeceğim, sanat galerisi diyorum. Merhabalar Artvacığım, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? İyiyim, merci. Sen nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? Çok şükür, bildiğin gibi çalışıyoruz. Kaynanan beni çok seviyor Artvacığım. Evet, evet, evet. Vay, çaylar demle. Kaynanan seni çok seviyor. O bahçemiz var. Hem çay, hem poğaça. Kek. Kek. Türk iş, yerli, eşimin yaptığı, sağ olsun. Elleri dert görmesin. Ama poğaça ve çay İngiliz unu ve İngiliz çayıdır. Bir daha alayım abi. Poğaça unuyla yapılmış, İngiliz unuyla yapılmış poğaça ve İngiliz çayıdır. Bu söylediğim arkadaşlar çok ciddi. İlk defa 59 yaşındayım. İngiliz unundan yapılmış İngiliz poğaçası yiyeceğiz. Evet, 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 evet. Hiçbir yerde bulamazsın. Evet, Artvayak Bayram ikramı. Sadece Artosta'nın atölyesinde vardır. Hem İngiliz çayı. Hadi İngiliz çayını konuşmayacağım ama poğaça İngiliz unuyla yapılmıştır. Abi beni şok ettin ya. Bu da çayın. Bakayım Artocuğum. Bu da çayın. What is this? Markasıdır. Kutusu, artık kutusunu atma. Ulan dolu. Teneke ben istiyorum kutuyu. Yok, doludur abi. Bizde öyle boş yok. Ya. Bizde öyle boş yok. Yok, boşalınca kutuyu alayım. Bak, abi. İçinde çayımız da vardır tamam. Yani. Artıcım, gerçekten böyle habersiz geldik. Yok yok, hoş geldin. Sefa geldin. Geldik. Ama gelmiyor, bu akşam beraber çay, olsun. Evet, olacak çünkü ben acıktım arkadaşlar. Bu İngiliz poğaçasının ununu. Evet, görüntü güzel. Arkadaşlar biz bir karnımızı doyurup bir çayımızı içelim. Sonradan Arto Ustam'ın, hani arkadaşlar diyor da hiç tesviyeli halini, görüntülerini tesviye evet, evet, görmedik. Evet. O çalışmayı Arto Ustam'la size göstereceğiz. Görüşmek dileğiyle. Tamam mı Arto'cuğum? Hadi görüşürüz. Sağ olun. Çaylarımızı yudumladık arkadaşlar. Poğaçamızı da yedik. Keklerimizi. Arto Usta'nın yanına geldim. Kolay gelsin Arto Usta. Eyvallah Mahçım, hoş geldin. Hoş gördük. Şu an ne yapıyoruz ustam benim? Şu an işte meslek dalımın icraatını gerçekleştiriyorum. Tesviyecilik yapıyorum. Sarı pirinç döküm bir parçayı, komple etrafını, tesviyesini yapıp bu iç kısımlarında rende mazgalayı merak eden arkadaşlarla parlatacağım. Şimdi biraz sonra. Bu neyin parçası ustam? Bu bir patikayla kullanılan asanın üst ağız kısmı. Bu sese bayılıyorum ya. Mini gibi geliyor bana. Ramatlar aşağı dökülüyor işte. Evet, bizde böyle. 18 ayar mı? 18 ayar abi. 24'ten bozma 18. Ramattan bir araba alırız düşen ramatlardan. 24'ten bozma 18 abi. Şimdi ustam böyle bir şeyi var burada, takımlar var dizmişin. Bunların her şeyin bir özelliği mi var? Nedir bu? Evet. Mesela bu yuvarlak ara yayım. Bunlar ince yaylarım. Bunlar kaba yaylarım. Şurada rende mazgala takımım ki çok merak edilen. Evet, bu ne ustam bu? Rende mazgala parlatmakta demin geçenki videoda söylediğim, tanıttığım elektrik olmadan polisaj motor olmadan, keçe olmadan parlatma işlemini yaptığı Osmanlı döneminden kalma, babamın ustasının döneminden kalma takım onlar. Arkadaşlar tarihi bir takımı şu an görüyorsunuz. Osmanlı'dan kalan çok değerli ve çok işe yarayan mazgala mı dedin hocam? Evet. Bu rende. Ha, rende. Bu mazgala. Mazgala şu arkadaşlar. Bu mazgala. Bazı arkadaşlar diyor ki sen bütün takımları anlıyorsun diyor, biliyorsun ama diyor bize ayaktan dinliyorsun, ayakları yapıyorsun. Arkadaşlar ben bütün takımları her şeyi bilecek
halim olamaz. Bazen bildiklerimi de söylemiyorum. Ya tabii ki bildiğiniz takımlar vardır da bilmediğiniz takımlar da tabii ki vardır bizim meslek dallarında. Ama artık benim bile bilmediğim bir sürü takım var. Bizi hanımlar izliyor, yurt dışından izliyorlar. Onlara biz ne olsun diye söylüyoruz bunları. Evet. Şimdi konumuza gelelim arkadaşım. Bu sarı mıdır arkadaşım? Evet, bu sarı döküm bronzdur. Şu an yaptığın işlem eğiliyorsun değil evet, mi? Evet, bu benim tesviyecilik mesleğimle alakalı. En çok yaptığın evet. İşlem herhalde arkadaşım. Evet. Bu parçanın bütün şu gördüğümüz her tarafı bu şey olacak mı? Aynen böyle bu şekilde komple tesviye ile açılacak. Bazı yerler ince, bazı yerler çok şekil değişik. Mesela şimdi bak burada bir çok. Burada bir kabisi var mesela. Evet. Önce burayı bir balık sırtı eğilen şöyle ters olarak böyle bir alacaksın. Hı-hı. Şu şekilde. Bunu çok yapsan, az yapsan da sıkıntı olur değil mi Atatürk? Tabii ki çok eğlemek tesviyeciliği güzel yaptığının anlamına gelmez. İşin şeklini bozmadan. Takımını yerinde kullanarak. Evet. Evet arkadaşlar. Ben de sağlıyor oradan. Yapılan yer, yapılmayan yer belli. Bakın şurası yapayım mı mesela? Bu arka ustamın. Ben böyle bir yer. Artık ustacım seninle böyle direkt girişine falan gelinmez ha. Böyle Buyursun gelsin kim arzu ediyorsa. Ben gelecektim de vazgeçtim. Buyursun gelsin kim arzu ediyorsa. Böyle günde bazen 2-3 saat rendeliyor musun Artuğrul Ustacığım? Ya yerine göre tabii ki. Dediğimiz de oluyor. Tabii. Gün içerisinde ve hafta içerisinde hiç yapmadığımız da olabiliyor. Tabii eskiden daha çok kullanıyorduk. Bavuşlarımın içleri böyle para gibi nasır bağlıydı zamanında. Arkadaşlar buralar böyle nasır bağlıydı. Evet. Buna derler. Şimdi Artuğrul Ustacığım biz bunları gösterdikten sonra hangi çocuk gelecek buraya? Kimse gelmez değil mi artık bunlara? İşte, bu meslek dalına gönül verecek eleman, geçen videoda söylediğim gibi yetişmiyor artık. Ama gene söylüyorum, içinde çalışma azmi olan varsa, meslek öğrenmek isteyen varsa buyursun gelsin, kapım açık. Ama arkadaşlar hem çok zevkli bir şey hem de spor iş. Ellerin, omuzların, böyle kolların hepsi çalışıyor. Hatta vücut çalışıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın hareketli bir iş, spor bir iş. İsteyen gelirse Artuğrul Usta kesinlikle yardımcı olacak. Evet. Bu sarı metali bronz ayrı mı? Aynı mı? Bronz bakır karışımı daha fazla olan malzemedir. Sarı dediğimizde de alüminyum zamak daha çok karışıktır. Hangisini işlemek daha kolay? Yani eğilimi? Tabii ki alüminyum karışık olanı daha kolay işlersin. Bronz olan biraz daha, bir tık daha serttir. Melodili çalışıyorsun artık. Evet. Bak mesela şimdi kabasını aldın. Bununla incesini geçeceğiz. Bir de cila yapsana Artuğrul. Cila şimdi 2-3 dakika sonra iç kısmında küçük bir yer yapacağım. O da arkadaşlarımızın bizi seyreden videoları çok merak ettiklerinden dolayı isteyeceğim. Sorduklarından dolayı yapacağım şimdi biraz sonra. Evet, tesviyeci Artuğrul. Tabelatına tesviyeci Artuğrul Usta yazıyor. Tesviye çekimimiz yoktu sağ olsun bugüne kısmetmiş. Bize vakit ayırıp burada bizim için bir çalışma sundu. Elleri döktürmesin Artuğrul Usta'nın. Gene değişik bir yerde değişik bir eyleme sistemi. Bunda işi bozma şeyi de var değil mi Artuğrul Usta? Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yeri ve zamanında bastıracağın yerde bastırarak, bastırmayacağın yerde bastırmayarak. Mesela bak. Evet ustam. Şimdi şurası köşe bir yer. Ya evet. Şurası köşe bir yer. Mesela burayı şu balık sırtı yerinin köşesiyle. Evet. Tesviye ustalarımız çok azaldı gerçekten. Ve bundan sonra da yetişmiyor bu bizim çektiğimiz görüntüler belki 20-30 yıl sonra
kaybolup gidecek. Kimse bunları bilmeyecek. Bilmeyecek ve buradan ancak seyredip görebilecek gençler. O da üzücü ama biz de bunları mesela bak şimdi zorundayız. Burası tersine bir oval. Pardon usta. Burası tersine bir oval. Hı hı. Bunun kafasını şimdi şurayı. Evet. Bu büyük kalın diş yuvarlak eğilen. Önce böyle bir alacaksın. Bunu aldıktan sonra balık sırtı ince diş E. Tamam usta. Şu. Bununla dedim bu yaklaşık kaç saat sürüyor bu komple bitme işi? Vallahi 15 dakikada da yapabilirsin. 1 saatte 1,5 saatte de işleyebilirsin. Bu tamamen senin verdiğin buradaki işçilik ve emeğe bağlı olan bir şeydir. Bunun dış kabasını taş motoruyla alıp E'yle de devam edebilirsin. Öyle yarım saat sürer. Ama tamamını E'yle alırsın 1,5 saat sürer. Bence artırsam ikinciye yoldan gider. Ben tabii ki genelde hep öyle tercih ederim. Ama seri imalat olduğu zaman tabii ki hızlı çıkması babında başka şeyler yapabilirsin. Bu isteğe göre ama genelde böyle tespihi tek tek her yere dokunarak vuruş yaparak evet. Ben çekerken, seyrederken çok zevk alıyorum. Artı olursam çalışıyor, ben terliyorum. Evet. Bizim de terliğimiz söylenir bak. Alın terini, bak. Evet görüyorsunuz. Bizim biraz de güneş çarpıyor şöyle. Bizim de terlediğimiz söylenir. Evet, bravo olsun. Arda Usta'nın konuşaklar. Arda Usta'nın aldığı selam bravo olsun. Hakkıdır. Arda Usta'm sana YouTube kanalımdan çok selamlar var, sevgiler var. Ondan sonra methedenler çok seni... Övenler sana sağ olsunlar, teşekkür ederim. Gelmek isteyen sana hürmet duyan çok var. Ben de hepsine bakamıyorum. Buradan tüm arkadaşlara bakamadıklarıma da özür dileyip onlara da çok selam ediyorum. Çok eksik olmasınlar. Gözlerine sağlık. Sayende Artur Ustam YouTube kanalıma bir renk geldi, bir heyecan geldi. Bir de en yüksek rekorları 94.000'i evet, geçtik bir ayda. 94.000'i geçmişiz. Benim için hedef 100.000. 100.000 bir haftaya olur. Benim hayal edemeyeceğim bir şey niye biliyor musun Artur? İlk sene benim YouTube, 1,5 senelik YouTube hayatım var. İlk sene 40.000 görüntüledim bir yılda. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? 101. kişiyi görebiliyor muyuz biz de YouTube'da? Görsem zaten kitabından hediye edeceğim. Yok, onu bir kitabına hediye etmekten ziyade ben de kendisini burada bir kahve ikramında bulunayım. Onu bir araştırayım teknik olarak. 101. kişiyi görebiliyor muyuz ama? 101. kişi. Ona ben bir sorayım. Ben de tam tekniğini bilmiyorum. Peki. Anlayan arkadaşlar. Bir bak bakalım. Tamam. Arta Usta'nın da buradan 101. tespit edebilirsin. Şimdi gelelim Rende Mazgala'nın işlevine. O, esas can damarı. Şimdi bu rendemiz. Bu rendemiz. Ya. Bu da mazgalamız. Bu da mazgalamız. Okay. Hani demiştik ya, Ceyran olmadan, keçe olmadan, fırça olmadan, polisaj motoru olmadan parlatma yapıyoruz bu takımla diye. Hı-hı. Şimdi onun işlevini göstereceğim burada. Kısa bir yer göstereceğim ama. Tamam. Nasıl? Mesela şimdi buraya normalde şu kanalın içerisine polisaj motorunun, keçelerinin falan girmesi çok zor bir işlemdir. Genelde burası hep böyle ham dediğimiz bizim. E'li tesviyeli vaziyette bırakılır. Fırçanın keçenin girdiği yere kadar girilir. Geri kalan kısmı kalır. Oysa ben şimdi buranın içini olduğu gibi komple parlatacağım bu aletle. Tamam usta. Bak mesela şimdi kabasını almışım. İnce E'li bir geçiyorum üzerinden tekrar. Böyle. Bu işlemi yaptıktan sonra şu bölgeyi görüyorsun. Hangi bölgeyi? Şu bölgeyi görüyorsun, şu bölgeyi. Tamam, gördüm. Şurayı görüyorsun. Evet, tamam. Bak şimdi burayı bununla. Tamam. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, wow. Abi havuç mu rendeliyorsun? Arkadaşlar bu son yapılan işlem gerçekten zor ve parmaklarını şöyle ele bakın usta.
şöyle çekeyim de bakın iki eli birden o kesici aletin kavramış ve bastırarak güç harcayarak en zor kısmı bence bu Arthur'cum değil mi? Evet. Can alıcı. Şimdi bu kadarını aldıktan sonra daha da incesini devam etmek zorundasın fakat ben kısa geçiyorum. Tamam göstereyim. Tamam. Bu da mazgalamız. Tamam. Bunu da bu şekilde kullanarak bak avucunda şu şekilde tutarak avucunun şurasına oturtturarak nasıl parladı ya? Nereden ne hale geldi ya metal? Gördün mü Murat? Evet. Tanıyamadım. Bak şöyle şimdi diyebilirler Arthur'un bir dakika. Bakın şu yapılmamış bir şeyine bakın. Üstten al böyle Murat. Evet. Üstten al şuradan yapayım. Bak buradan al şöyle. Tamam. Şuradan al. Evet. Şöyle al. Burayı görebiliyorsunuz değil mi evet, arkadaşlar? Evet. Görünüyor. Şimdi şöyle iç kısmına doğru, pardon. Evet, ben alayım hocam. Tamam. Bak. Evet. Gerçekten. Görüyor musun? Evet. Bu bitmiş hali değil mi o içi? Tamamen bitmiş hali değil. Ama biraz daha uğraşmam gerekiyor fakat tabii son şuradaki farkı, şu aradaki farkı şurayla tamam. Şuranın arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Evet, fark görünüyor. Güzel bak görünüyor. Görebiliyorsun evet, değil mi? Evet. Mesela şimdi şuraya bir işlem yapalım. Tamam Arthur. Kavrama şekline bak arkadaşlar. Herkesin yapacağı bir işti dostlar. Ben sustum. Arthur Ustam'ın elleri konuşuyor. Benim konuşacak bir şeyim yok burada. Muazzam bir tesviye. Şimdi bak. Metala dans ettiriyorsun Arthur'cum. Of. Ay pardon. Evet. Bak. Of. Of. Şöyle yapalım. Yaşın değil mi? Evet. Cillop. Daha tam değil. Daha da ince tabii geçmem son gerekiyor. Aha, son güzel rötuşlarını yapmadım. Evet. Mesela bak burayı demin dedi gösterdiğim gibi. Hı-hı. Bu iç kısmını bak bu şekilde bununla önce rendeyle kazıyarak sonra mangızı galayla üzerinden geçerek bu şekilde polisaj yaparlarmış zamanında. Olay budur. Sen de şimdi başkasına şöyle bir iş versek kolay usta bulamayız değil mi yaptığı paramızla? Ya neden? Yok öyle bir şey. Benim öyle bir iddiam yok. Tabii ki vardır. İnsanlar yapabilirler yapmazlar diye bir şey yok ama bence bu takımları zor kullanmasını bilen evet, veya diyecektim işte bu takımın nasıl işlediğini bilen elini içine açar mısın ustam benim? Arkadaşlar bakın İzlere bakın o bak. Arındı ya. Şöyle göstereyim. Bak görüyor musun? Bak bu mazgalanın saplandığı yer. Usta bir bak dakika. Oh mazgalanın. Mazgalanın evet, saplandığı gözüküyor yer. Bak. Görüyor musun? Bak. Abi şöyle görüyor bak. Benim değil gibi. Abi arkadaşlar pırıl pırıl. Artacım ellerin dert görmesin. Allah sana sağlık sıhhat sağ versin. Mersi, teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten çok tesviye hakkında görmek istediğimiz buydu. Her zaman her zaman. Eğer canlı da görmek isteyen varsa buyursun gelsin. Evet. Gene beklerim. Burada da atölyede de gösterebilirim. Tabii ki. YouTube'daki arkadaşlarımız bu tesviye anını istiyordu, bekliyordu. Artı bize vakit ayırıp
bunu gösterdin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ellerini sağ ol. Ellerini görmesin. Merci. Şimdi alnından akan terlerini de artacağım. Sen düz dur. Terler akıyor arkadaşlar. Şuraya kadar geldik. Artucuğum üşütme, kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Merci. Bay bay. Eksik olma. Hoşça kalın. Sağ ol. Eksik olma.